genç kızlara ve genç erkeklere söylenmesi gereken. Bugün maalesef Müslüman olan genç erkeklerden ya da Müslüman olan genç kadınlardan kafirlerin güzelliğine özenip kendilerini onlara benzetmeye çalışanlar var. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Sabah ve akşam Allah'ın kendisine lanet ettiği mankenlere, sabah ve akşam Allah'ın kendisine lanet ettiği futbolculara, sabah ve akşam insanları saptıran şarkıcılara ve adına sanatçı denen sapıklara özenen, şeklini onlara benzetmeye çalışan, yüzünü, gözünü, kaşını onlara benzetmeye çalışan, onların giydiği gibi kıyafetler giyen, ister evin içinde olsun, ister evin dışında olsun, onların giydiği gibi kıyafetler giyen ve onlara benzemeye çalışan insanlar var. Ne gerek var ki buna kardeşler? Zaten cennet ehline gitmek için sahih bir iman ve salih bir ameli bir araya topladığımızda zaten Allah bize öyle bir güzellik verecek ki hiçbir göz öyle bir güzelliği görmemiş olacak. Eğer özeneceksek kardeşlerim, kadınlarımız için söylüyorum, cennet kadınlarının güzelliğine özenelim. Ve onların varacağı yere varmak için ameller yapalım. Erkeklerimize söylüyorum, eğer özeneceksek dar pantolon giymekle, üstü yazılı tişört giymekle, işte sadece kafirlerin giydiği bir takım kıyafetler giymekle, dışarıdan bakan adamın asla bu Müslümandır demeyeceği şekillere bürünmekle güzel olmazsınız kardeşlerim. Bir tane sizin gibi ahlaksız bir kadın size bakıp sizi güzel bulabilir. Ayağınıza sıkıştırılmış bir pantolon giyersiniz, üstüne bir tane dar bir gömlek giyersiniz. Sizin gibi ahlaktan yoksun bir kadın görür, o da kafirlere özenen, kafir özentilerini seven biri, size bakar, o ne kadar yakışıklıymış der. Ama Allah size bakmaz bile. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Bir kavme benzeyen onlardandır der Allah Azze ve Celle. Sizi kafirlere baktığı gibi size nazar eder. Siz Allah'ın gözünde güzel olmadıktan sonra yeryüzünün fasıklarının gözünde güzel olmuşsunuz. Neye yarar kardeşlerim? Bir faydası var mı bunun? Bir faydası yok. Dünyanın en güzel insanı siz olun. 60, 70, 80 o güzellik gidecek. Bu güzellik geçici olan bir şey. Bir kaza yapsanız, bir yere çarpsanız Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu güzelliğin hepsi bitecek. Fani olan, elimizde kalıp kalmayacağından tam emin olmamış olduğumuz bir güzellik için insanın cennetin güzelliklerinden kendisini mahrum etmesi, özellikle gençlerimiz için söylüyorum, bu akıllıca bir şey değildir kardeşlerim. Onun için birilerine benzeyecekseniz Allah'ın Resulü Muhammed'e benzeyin sallallahu aleyhi ve sellem. Birilerine benzeyecekseniz eğer onun sahabesi gibi olan, kendisine cenneti dert edinen insanlara benzeyin. Zaten Allah yüzünüze güzelliği koydu mu, şekliniz insanların nazarında çirkin olsa da güzellik göreceli bir şeydir. Rabbim size o güzelliği verdikten sonra bakan her göz Allah'ın izniyle sizi aynı şekilde güzel görecek.